Selamun aleyküm. Şu an bir rondayım. Yeni yaptığım bunun videosunu ayrıca çekeceğim ama şimdi çok önemli başka bir konuya değineceğim. Önce bir şu videoyu izleyin. Ne yazık ki buraya koyduğum videoyu YouTube direkt durdurdu, sildi. Yani bu video, buraya koyduğum bir video vardı. Yaşar Dürüstçük'ün konuşması vardı 10 dakikalık TGTEK programında. Ama o video içinde olduğu için komple videoyu erişime kaldırdılar. Erişimden kaldırdılar. Yani kısacası paylaşamıyorum. Yani saçma bir şey anlamadım ama yani burada bilgi aktarıyoruz yani. Zaten bu programda para kazanmayacağız yani. Bunun öyle bir derdimiz yok zaten yani. Ana para şeyini sen açmıyorsun, açamıyorsun zaten. Sen de açamazsın. Anlamıyorum YouTube bunu niye kapatıyor. Zaten YouTube'da bunun aynı videosu var. Neyse. Şimdi en azından şunu izleyen zaman burada hangi video olduğu gösteriyor. Buradan siz kendiniz o zaman kopya programı izleyin en iyisi. Ondan sonra da dediğim yere yeniden geçeceğiz. İşte tamamını izlemenizi tavsiye ederim. Şu anda burada görüyorsunuz İslam'ın en temel ibadeti namaz değil Kur'an okumaktır. Bölümün tamamı. Burada 3 saat 14 dakika var. Bunun tamamını dinlemenizi tavsiye ederek asıl konuma geliyorum. Tekrar selamünaleyküm. Şimdi gelelim asıl konuya. Neden bu videoyu size gösterdim? Birkaç senedir Diamond Tema diye bir arkadaş videolar çekiyor. Daha önce çok ciddi almamıştım ama şimdi birkaç gündür bayağı bir takip aldım onu izliyorum. Daha önce şey düşünmüştüm. Yani dün mesela bir video çektim ama paylaşmadım. O zaman dinlediklerim bana şunu göstermişti. Kendisi şu anki yaşanılan İslam'a yani uydurulmuş olan geleneksel İslam'a karşı olduğunu düşünmüştüm. Ama şu an daha çok videosunu izledikçe Peygamber Efendimiz hakkında da düşünceleri dinledim. İslam dini hakkında. Yani işte hoş olmayan düşünceler var ama şunu da söylemem gerekiyor. Kendisi agnostik yani Müslüman değil. Şöyle ki aslında kendisi söylediklerinde yanlış da demiyor aslında. Yani söylediklerinde bir nevi haklı da ama nasıl haklı şunu güzel bir anlamak gerekiyor. Onun için zaten Yaşar Dürüstçük'ün bu videosunu paylaştım. Kendisi de inşallah bunu görüp bu Yaşar Dürüstçük'ün videosunu da bir izler. Yaşar Dürüstçük'ten biraz Kur'an'ı öğrenmeye, İslam'ı öğrenmeye çalışır. Çünkü aslında o da Yaşar Dürüstçük'ün dediğinden çok da farklı bir şey söylemiyor. Şu anki yaşanılan İslam, İnsanların yaşadığı o yanlış İslam, o yanlış yorumlara karşı o. Zaten Yaşar Dürüstçük de bunları dile getiriyor. Diyor ki Kur'an'daki İslam'a bakın diyor. Kur'an'ı okuyun diyor. Bu arkadaş mesela alıyor diyor ki şu alim bunu böyle yazmış diyor. Ama aslında diyor gerçek bu değil diyor. Mesela bir konuya değiniyor diyor ki birisi diyor ki diyor Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir bu ayet indikten sonra bir iddiaya girdi diyor. Ondan sonra diyor ki ama öbür alim de diyor ki Hazreti Ebu Bekir bu ayet inmeden önce iddiaya girmişti diyor ki yani bir konuda farklı rivayetler var diyor. Çok farklı hadisler var diyor. Mesela kadın konusuna giriyor. Kısası İslam'ı Arap kültüründen işleyenlerin aslında yaptığı hatalara değiniyor ama bunu İslam'a vaat ediyor. Yani nasıl anlatsam ben şöyle düşünmüştüm ilk dün yaptığım videoda bu arkadaş çok samimi. Ve bu elinde sonunda bu soruların hepsini sonra en sonunda gelecek samimi olduğu için, doğruyu aradığı için, korkmadan da gördüğünü söylediği için ister istemez elinde sonunda gerçek İslam'a ben buluşacak, gerçek İslam'ı görüp Müslüman olacak yani. Ben öyle düşünüyordum. Ama şimdi birkaç videosunu daha izleyince biraz da nasıl desem saygısızca konuştuğunu da gördüm ister istemez. Yani Peygamber hakkında konuşurken de olsun. Yani ne bileyim böyle yani kendiniz izlemeniz gerekir. İzleyin. İzlemekten kimse çekinmesin, korkmasın. Kimse de aman kimse izlemesin. Kafası karışır demesin. Yüce Allah bizden zaten her şeyi sorgulamamızı istiyor. Yani onun için izlemekten, sorgulamaktan, okumaktan korkmamanız lazım. Sonuçta hakikat her zaman kazanacaktır. Gerçek neyse, doğru neyse o kazanacaktır yani. Bu kadar basit. Ondan korkmaya gerek yok. Ama bu arkadaşı tebrik ediyorum dediğim gibi. Bir video yapacak diye adam 4-5 tane eser okuyor. O konudaki tüm yapılmış eserler adam o baştan sona okuyor. Ne yazık ki bir gün Müslümanım diyen büyük İslam alemleri olduğunu iddia edenler hiçbir şey okumadan bir iki tane Google'dan şey bakarak
bir şeyler uydurarak bir şeyler ortaya atıyor. Sonra da böyle bir genç çıkıyor. Hepsini teker teker tokatlıyor böyle. Rezil ediyor. Ama aslında İslam rezil olmuyor. Yüce Allah ve peygambere verdiğimiz peygamberi rezil olmuyor. Ama insanlar ister istemez bunu böyle algılıyor. O yüzden Yaşar Nuri'yi paylaştım. Yaşar Nuri de aslında onu söylüyor. Diyor ki Kur'an'daki İslam vardır diyor. İşte bu çocuk onu, bu arkadaşımız onu bulması lazım. Bir de uydurulmuş İslam vardır. İşte bütün o hepsinin, herkesin uydurdukları yalandan yere mucizeler yaratmaya çalışıyorlar. Sanki Kur'an'ın mucizesi yeterli değilmiş gibi. İslam'ın öyle bir şeye ihtiyacı yok. Kalkıyorlar, bu süre bunu dedi, şunu dedi, şu böyle oldu. Böyle saçma sapan uydurmalarla. Tabii çoğu insanlar da bunu bilmediği için inanıyor. Herkes paylaşıyor, herkes kopyalıyor, yapıştırıyor. Herkes bunun içine bayağı bir giriyor. Sonra da böyle biri çıkıyor, bakıyor, diyor ki alakası bile yok. Uydurulmuş bir şey diyor ve bunu ortaya çıkartıyor. Bakın ne oluyor? Tam olarak mümin olamamış ama bunlara inanıp da bu yolda yürümüş olan insanlar da bu kız bocalıyor. Düşünüyor ki acaba doğru değil mi bu? Ve Türkiye'de de ne yazık ki şu anda bayağı insan ateist, işte agnostik, neyse artık bunlar, deist falan filan oluveriyor. Şimdi gelelim o deist meselesine kısaca bir. Deist ne olduğunu Şeyh da burada kısa anlattı. Deist aslında çok da kötü bir şey değil. Bunların uydurduğu dini yaşamaktansa belki de o insanların deist olması daha mantıklı. Ondan sonra deist olduktan sonra da umulur ki gerçek Kur'an'daki İslam'ı bulurlar ve gerçek mümin olabilirler. Çünkü amaç aslında Kur'an'daki İslam'ı bilip gerçek Kur'an mümin olmaktı. Bunun da bizden istediği emri şudur. Oku, okuduğunu anla, okuduğunu anlayıp hayatına sok. Hayatına sokup insanlara örnek ol ve iyi bir insan ol. Bu kadar basit. Ne yazık ki ama günümüz İslam alemini görüyoruz. İslam ümmetini. Hepsi, affedersiniz ama bok içinde yüzüyor. Perişan haldeyiz hepimiz. Bir Türkiye Cumhuriyeti daha iyi aralarında. O da Atatürk'ün o kurduğu cumhuriyet, o öngörüsünden bize verdiği krediler sayesinde, ama Atatürk öldükten sonra da, ki Allah rahmet eylesin, bütün krediler yermeye başlandı. Hep geri adım atıldı. O halde yine Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türkiye olarak biz Türkler İslam'da yine öncüleriz. Keşke bütün İslam dünyası, bütün İslam ülkeleri gerçek İslam'ı yaşayabilseydik. Yani Kur'an'daki İslam'ı Allah'a teslim olsaydık. Şu anda her şey çok daha farklı olurdu. Bilim de bizde olurdu. Her şey de bizde olurdu. İşte böyle arkadaşlar da bunları sorgulamaya başlamazdı. İşte daima temaya ben buradan onu demek istiyorum. Lütfen. Şen Özkün Kur'an mealindeki işte orada bir şey daha çıkıyor ortaya. Başkalarının yaptığı Kur'an mealini tefsirleri de okumuş arkadaş. Herkesin bambaşka şeyler yazdığını. Diyor ki her kelimeden çok fazla şeyler türetiyorlar. Bir kelime 100 tane, 100 tane 90 milyon tane değişik şeylere denk geliyor. Bir kelimenin bir, ben ne bileyim kaç milyon tane anlamı var diyor falan filan. Biraz dalga geçiyor da ister istemez. Yaşar Nuri Öztürk ilk defa Türkiye'de Kur'an-ı Kerim'in mealini yorumsuz yaptı. Olduğu gibi parantezsiz, hiçbir şeysiz. Sadece Kur'an'da okuduğunun aldı, Türkçesini çevirdi. Tabii ki o da dört dörtlük olmayabilir. Yani sonuçta hepimiz insanız. Yaşar Nuri Öztürk insan ama Yaşar Nuri Öztürk orada ortaya koyduğu eser çok iyi. Yorumsuz bir şekilde. Bence bunu bir okusun. Ve dediğim gibi bir noktada haklı. O yalanlar ve o yanlışlar ortaya da çıkartsın. Hiç fark etmez. Belki bizim için bu daha da iyidir. İslam'ı temizliyor. Yanlışları ortaya çıkartıyor. Ama şunu unutmasın. İslam demek o hadisler demek değil. O rivayetler demek değil. İslam demek o büyük alim olduğunu düşünenlerin ve Emevilerin onun bunun yazdığı kitaplar değil. İslam sadece ve sadece Kur'an'daki İslam'dır. Kur'an-ı Kerim'dir en önemlisi. Bırak o İslam'ı nasıl yaşıyor insanlar, o ümmet. Bırak onlar kitaplarda ne yazıyor, onlar ne söylüyor. Bunlar bence çok da üstelemeye gerek yok. Ha, üstele ortaya çıkart yanlışlar ama bunları ortaya çıkartırken de İslam'ı küçülttüğünü zannetme. Çünkü İslam'ı küçültemezsin. Kur'an-ı Kerim Allah'ın koruması altındadır kıyamete kadar. Ve hak olduğu için, hak din olduğu için de zaten onu rezil edemezsin. En sonunda ya sen rezil olursun ya da sen doğru yolu bulursun. İkisinden birisi. Buna da emin ol. Ne yazık ki şu anda İslam alimler arasında çok fazla da çıkıp da bu arkadaşı doğru yola çevirecek bir insan da ne yazık ki göremiyorum. Ha, yok değil tabii ki. Mehmet Okuyan gibi insanlar var. Caner Taslama gibi insanlar var. Türkiye'de çok iyi alimler, hocalar da var hala. Ve hala da yetişenler de var. Ama bir Yaşar Nuri Öztürk şu an olsaydı mesela bu kardeşlerin konuşsaydı belki de
bayağı bir bazı şeyler düzelirdi. Dediğim gibi aslında yaptığı çok büyük bir yanlış da değil dedim ya, çünkü olmayan şeyleri ortaya çıkartıyor gerçekten. Ama insanlar öyle bir inanmış ki bu şeylere. İster istemez bu insanlar bu kız bocalıyor kafalarında. Aa diyorlar, bu böyle diyor. Biz neye inanıyoruz? Onun için de Türkiye'de dediğim gibi İslam dininden çıkan çok fazla insan da var. Ama bundan korkmayalım. Bundan korkmayın. Yüce Allah dinini mutlaka koruyacaktır. Biz doğru İslam yaşamaya çalışalım ki biz de Yüce Allah onu korurken biz de ona yardımcı olmuş olalım. Yani Allah için cihad etmiş olalım. O yüzden tekrar bu vesileyle Beşan Özkün bu videosunu, bu 3 saatlik videoyu baştan aşağı çekin içinize bence. İmam-ı Azam'ı güzel bir okuyun. İnşallah bu Diamond kardeş de tema işte neyse ismi Diamond tema, gerçek ismini bilmiyorum. Bunları da özünü alarak öyle videolar da yapar. Yani gerçek İslam'ın bu uydurmalardan münezzeh şey olmadığını, yani tüm bu yanlışlıklardan münezzeh olduğunu, tüm bu yanlışlardan hiçbir şey olmadığını, aslında pay olmadığını, temiz olduğunu anlatır. Yok peygamber ne zaman doğduğu tam olarak belli değilmiş, yok şu değilmiş, bu değilmiş. Bunlar da önemsiz şeyler. Dedim ya, İslam dedik mi Kur'an-ı Kerim. Sırf Kur'an-ı Kerim olması lazım. İslam öğrenmek isteyen hiçbir şeyi bırakın. Sadece Kur'an-ı Kerim'i alın, Kur'an-ı Kerim okuyun. Ben bu sayede bir şey daha görmüş oldum tekrar. Diyorlar ya ki Kur'an-ı Kerim'i herkes kendisine o an vahiy oluyormuş gibi aslında alıp herkes okuması lazım. Yaşar Usta diyor ki aslında İslam dinindeki en önemli ibadet namaz değil Kur'an okumaktır diyor. Ve buradan aslında bir şey ya, namaz kılmayın demiyor. Tabii ki 5 vakit namazı farzdır. Yani sonuçta onu kılıyor. Ha 5 vakitte 3 vakitte kılarsınız. Nasıl yaparsınız? Sabah kılarsınız. Öğlen ikindiyi bir arada kılarsınız. Akşamdan yatsıyı bir arada kılarsınız. Bunlar yapanlar da olmuştur. Namazın da şey vardır. Bu zamanda bu çağda öyle kolay olmadığı için otururken de kılabilirsiniz. Bak, kimi insan yürürken de kılabilir, çalışırken de kılabilir. Yani çok farklı yolları da vardır. Buna da Allah'la o kul arasında niyet önemlidir çünkü. En önemlisi niyettir. Cidden bu zamanda çünkü bazen insan yani ne bileyim en basit şeyi yapacak vakti bulamayan insanlar var. Bayağı bir koşturmada olan insanlar var. O yüzden bunlar niyetleri temiz oldu mu Allah onları kapı açar çünkü İslam dini her zaman kolaylık sağlamıştır. Bunu da diyoruz. O yüzden ben şunu gördüm burada. Gerçi ben Kur'an okudum Türkçesine. Ama daha nasıl diyeceğim size? 20 senede mi mesela komple vahiy oldu Kur'an-ı Kerim? Yanlış bilmiyorsam. 20 sene içinde yavaş yavaş okuya okuya böyle okuduğunu anlaya anlaya atıyorum şu an ben 38 yaşındayım. 60 yaşına kadar, 61 yaşına kadar Trabzon olduğum için bütün Kur'an'ı böyle anlayan anlayı okumak istiyorum. Ve cidden ben buna da başlayacağım. Bunun sayesinde, bu Diamond tema sayesinde biraz da. Yine Yaşar Nursük hatırlattı bana, onu da dinledim yine. Onun da sayesinde. Ve namaz zaten kılabildiğiniz zaman kılmamız lazım. Nedir o namaz? Aslında şunu da bilmeniz lazım. Şu anda ben Allah'a yalvarıyorsam, ibadet ediyorsam, aslında bu da bir nevi namazdır. Önemli olan o an Allah'la konuşmak. Ve namazı kılarken de mesela ben bütün duaları biliyorum. Yani bende bir dert yok ama bilmeyen insanlar da var çok. Bilmeyen insanlar da çoğusu yok Türkçe kılamam diyerek kılmayanlar da çok. Öyle bir şey de yok. Namazı bir içinizden geçtiği gibi haykırarak Allah'a dua ederek de kılarsınız. Hiçbir sorun yok. Dediğim ya namaz illa sadece o rükû secde değildir. Tabii ki en güzel odur ama olmuyor. Sadece yani Allah'a yakarabilirsiniz. Önemli olan Allah'la konuşmak olan, Allah'a yalvarmak, Allah'ı unutmamak. O sayede de bunu günde 5 vakit yaptığınız için ister istemez daha düzgün yaşamak. O yüzden inşallah herkes namazını da kılar ama önemlisi dediğim gibi Kur'an-ı Kerim okuyalım. Ben de buna başlayacağım tekrar. Diamond tema da inşallah bunu düşüne düşüne bir okur. Ama kalkıp da onun bunun yazdığı her kesin saçma sapan oradan buradan kopyalayıp koyduğu üstüne kendi kafasındakine eklediği tefsirler okumasın bence. Ben şu an samimiyetine güvendiğim mesela tabii ki dört dörtlük kimseye Yaşar Nuri dahil her şeye katılmıyorum ben. Ki ama en yine de şu an katıldığım Yaşar Nuri Öztürk'ün de söyleyeyim ama Mehmet Okuyan da şu an tefsir yaptı yanlış hatırlamıyorsam. Mehmet Okuyan tefsirini okuyabilir. Kendim okumadım da ama Mehmet Okuyan'a da güveniyorum aslında ki bazı konularda düştüm. Onlar da ters düştüğüm oluyor. Sonuçta hepimiz insanız.
Ben de yanlış biliyorlardır. O da yanlış biliyordur. Kaldıysa ben alim de değilim yani. Ama benim kendi düşüncelerim, okuduklarım, mantığıma bazı şeyler uymadığımı ben açık açık şey yapmam yani. Ha bunlar hayat aracı da önemli, çok önemli şeyler de değildir tabii ki. Ama dediğim gibi okumak çok önemli. Allah zaten bizden bunu istiyor Kur'an-ı Kerim'de. Oku. En önemlisi her şeyi oku. Herkes dinle. Kim olursa olsun hiç korkma. Çünkü hak neyse adalet yüce Rabbimindir. Mutlaka adalet tecelli edecektir, bu kadar basit. Onun için daima temadan da korkmayın. O da bir şeyden korkmasın. Yani kimse de ona bence saldırmasın. Güzelce o düşüncelerindesin. Biz de diyelim. Gerçek neyse elinde sonunda ortaya çıkar. Ve ben önümüzdeki günler yine o arkadaşı takip edeceğim. Daha da dinleyeceğim bakalım neler söylüyor. Her şeyi dinleyeceğim. Ha, ben şu an açık konuşmak için ne o vaktim var ne o kapasitem var. Bütün onun dediklerine kalkıp da onun gibi o yüzlerce kitabı okuyup da ona cevap veremem. Öyle bir şey yok. Yani yalana da gerek yok. Ben çünkü işte çalışıyorum. Kendi firmam var, orada çalışıyorum. Evim var, orada çalışıyorum. Bu YouTube işim, bir şeyler yapıyorum. Yani 3 çocuk var. Öyle kolay değil yani. O çocuk, o arkadaş buraya daha çok vakit ayırabiliyor belli ki. Ama inşallah biz de kendi tecrübelerimizle, kendi bildiğimizden yapabileceğimiz yapıp bazı konularda cevap vermeye çalışırız tabii. Ama benim için en önemlisi ana şeyini, ben temelini ortaya koymak istedim. Yani İslam'ı o şöyle olmadı, bu böyle olmadı. Yok yazılana göre, rivayetlere göre peygamberin aldığı atıyorum 10 tane değişik değişik vahiy yöntemi varmış. Yok yerde kıvranıyormuş, bu zarar asırlarında oluyor, cin içine girenler de böyle şeylere gerek yok. Nasıl vahiy almış? Bana ne ya? Önemli olan benim için Kur'an-ı Kerim'de ne yazdı. Gerisi insanların her türlü uydurması olabilir. Nasıl ki kaç çeşit insan var. Peygamber'e ben namaz bakın böyle kıldığını gördüm. Öbürü diyor ben böyle kıldığını gördüm. Öbürü böyle diyor, öbürü böyle diyor, öbürü böyle diyor, öbürü böyle diyor. Yani bu insanın şeyi, ama en önemlisi nedir? Namaz kılacaksanız rükû edin, secdeye gidin. Gerisini bildiğiniz gibi yapın. İster 3 rekatte kılın 5 vakitte. Yani 3 vakit, yani 5 vakitte 3 vakitte kılın. Birleştirerek isterseniz namaz vakti geldiği an kılın ki en güzel de odur tabi. Ama zaman da ne yazık ki olacak dediğim gibi bu zamanda. En önemlisi gece, ki bunu biliyoruz. En geç 10'da yatın. En geç 4'te kalkın sabah. Bu en sağlıklı uykudur. Ondan sonra da namazınızı kılın. Sabah namazınızı ve Kur'an-ı Kerim okuyun o arada. O gece vakitleri Kur'an-ı Kerim okudunuz mu? Kur'an-ı Kerim'i anlayacağınız en iyi vakit o vakittir. O epifiz bezini DMT salgıladığı zaman, DMT'yi, melatonin hormonunu, serotonin, işte en iyi yüksek olduğu zaman o zamandır. Beynin 2'den 4'e kadar her şeyi ne derler? Tekrar yaptığı her şeyi geçip de onları kapatıp yeniden şey açmasıdır yani. Şu an anlatamadım. Neyse işte bilgisayar gibi düşünün. Bilgisayarı kapatırsınız, açarsınız ya. İşte bir beyinde onu kendine yapar. Tam o döneme denk geliyor. İşte ondan sonra kalktınız mı saat 4'ten sonra en doğru zamandır Kur'an-ı Kerim okuyun. Şimdi ben de onu düşünüyorum. Öyle yapmak lazım en güzeli. Çünkü normalde okuduk mu anlayamıyoruz. Diyorsunuz ki ya ben okuyorum, ben hiçbir şey anlamıyorum. Gerçekten de her seferinde anlayamıyoruz yani. Bunu herkes açıkça diyebilir yani. Onun için bir de böyle denemek lazım. Kalkalım. Gece 4'ten sonra okuyalım. Kendimize iniyormuş gibi bir ayet üzerine gerekirse bir hafta aynı ayet okuyalım. Aynı ayet okutursa gerekirse onu da yapabilirsiniz. Yani yapamazsınız diye bir şey değil. Güvendiğiniz kişinin tefsirine de yapabilirsiniz. Tam olarak ne diyor burada. Ama asıl önemli olan o ayet okumak. O ayet okumak lazım. O ayeti okuyalım. Ondan sonra böyle teker teker gidelim. İnşallah. Umulur ki o zaman belki kendimizce bazı şeylerin cevabını kendimiz alırız. Kur'an-ı Kerim bize ne istiyor diye. Ve o zaman dediğim gibi yanlış bilgilere başvurmaya gerek kalmaz. Ve işte o zaman da daima temada dediği zaman ki bunların hepsi uydurma. Demek ki İslam uydurma. İşte bunu o zaman kanmazsınız. O zaman bu sizin psikolojinizi de bozmaz. Ve elinde sonunda dediğim gibi doğru zaten ortaya çıkacaktır. Ve Yaşam Özgün videosunu izleyin. Bunun gibi Yaşam Özgün çok videosu da var. Hepsini takip edin. Her şeye katılmamakla birlikte çoğusunun altında ben dimdik atarım. Ve inşallah Kur'an'daki İslam'ı yaşayabilme ve öyle ölebilme umuduyla Allah'a emanet olun.